Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Müslüman evli bir kadın kocasından boşanma talebinde bulunabilir mi? Yani kocasına beni boşa diyebilir mi? Ya da kocasının boşamayacağını anlayınca Müslüman kadın mesela mahkeme yöntemi gibi bir yöntemi deneyip kocasından ayrılma hakkı var mıdır? İki cevabı birleştirmemiz lazım. Birincisi, biz ne zulme rıza gösteririz ne de zalim oluruz. Yani Müslüman kimseye zulmetmeyeceği gibi bir zulmü durup dururken gereksiz yere ömrünün sonuna kadar çekmesi de gerekmez. Gerçekten Müslüman bir kadın zulüm gördüğü iddiasında ise ve bu konuda da duygusal bir karar vermiyorsa, aklında başka tilkiler dolaşmıyorsa, bu konuda kendisinden daha tecrübeli, büyüğü durumunda basiretli insanlarla istişare ettiyse, kocasından ayrılmayı talep edebilir. Bu birinci cevap. İkinci cevap, böyle bir neden yokken, sadece keyfilikten dolayı, ol denedik, hoşuma gitmedi. Ayakkabı değiştirir gibi, koca değiştirmek istiyorum diye düşünecek olsa, çok ağır günahlardan birine girmiş olur. Maazallah. Bu iki cevabın arasında şöyle bir denge kurmak gerekir. Kadın zulüm gördüğünü söylüyor. Erkeği zalim olmakla itham ediyor. Burada ne kadar haklıdır, ne kadar haksızdır? Bunu herhangi bir barometreyle, herhangi bir cihazla ölçmek mümkün değildir. Kadın vardır. Günün birinde esnerken bana hakaret etmişti deyip bunu boşanma nedeni kabul eder. Kadın vardır. Her gün şu kadar dayağa maruz kalıyordur. Boşanma talep eder. Burada mahkemeler, bilir kişiler, büyükler belli takdirlerde bulunabilirler. Bulunurlar da nitekim. Ama asıl kararı Allah verir. Çünkü kadın veya erkek, herkes Allah'ın kulu. Allah herkese zulmü haram etti. Zulüm kimseye helal değil. Zulüm gördüğünü iddia eden öbür tarafı zalimlikle itham ediyordur. Bunu ispat edemediği takdirde Allah'ın huzurunda kendisi zulüm işlemiş olur. Dediğimiz gibi ben zulüm görüyorum sözü büyük bir iddiadır. Bu iddiayı ispat etmek ancak Allah'ın huzurunda mümkündür. Beşer olarak mahkemeler, bilir kişiler yüzeysel bir karar verebilirler. Her halükarda eğer erkek kadının mutfağının ihtiyacını karşılamıyorsa, oturacağı evin kirasını vermiyorsa, üzerine kıyafet almıyorsa, bu konuda erkeğin belli bir tembelliği, hantallığı varsa, ikaz edildiği halde kadını ekonomik açıdan, annesinden babasından yardım almaya muhtaç hale getiriyorsa, kadının herhangi bir şekilde boşanmayı talep etmesi hakkıdır. Veya erkek zalimse, mesela ölçüsüz ve günübirlik dayak atıyorsa, sadist duygularla işkenceler yapıyorsa, kadın boşanmayı talep eder. Kaşlarımı çattı onun için boşanmak istiyorum deyip demeyeceğini kendisi bilir. Dediğimiz gibi yatak odasıyla yürüyen bir evin iç sırlarını Allah'tan başkasına açmak mümkün değil.
takdir ettirmek de mümkün değildir. Üçüncü olarak da çok önemli bir konu bu. %100 fasıklaşmış bir erkeğin karısı olmak da bir Müslümandan beklenmeyebilir. Bu şu demek. Alkol mesela ağır haramlardan bir haramdır. Günübirlik alkol tüketen bir adam, Müslüman ahlaklı bir kadının kocası olma hakkını kaybedebilir. Kadın sabreder, sevabını Rabbinden bekler, ayrı bir konu. İlla boşan denemez. Ama bu evde bir alkolikle ölüm korkusuyla yaşamak istemiyorum demeye de bir Müslüman kadının hakkı vardır. Böyle bir nedenle boşanma isteyebilir. Benzeri herhangi bir durum söz konusu. Mesela domuz eti yemekten vazgeçmiyor adam. Haram yiyor. Mesela cinayet işliyor. Sonra da kendisini gizliyor, yakalanmıyor. Katil bir insanın karısı olmak istemiyorum diyebilir. Fasık olmak dinen neye deniyorsa, fıskını, fasıklığını alenileştiren, süreklileştiren bir adam, büyük günahlar işleyen ve aleni işleyen adam, fasık demektir. Bir Müslüman kadın, onun karısı olmak istemiyorum diyebilir. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.